O halle ilgili, yani bu mücadeleyle ilgili KYK'ların yanında o halle ilgisiz hangi KYK'lar çıktı? Örneğin ÖYP KYK'sı çıktı. Yani öğretim üyesi yetiştirme programı. Nitekim YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç da ÖYP'lilerin FETÖ mücadelesiyle bir ilgisi olmadığını ama bunun bir fırsat, o halin bir fırsatıyla, KHK fırsatıyla kanunla düzenlemenin zor olacağı için, hızlı yapılabilmesi için ÖYP programlarını iptal etti. 14 bin genç yetişmiş akademisyen bir anda kadrolarını kaybettiler. Bunların çoğu yurt dışından gelmiş veya ülke içinde bütün sınavları kazanmış, dil bilen, ülkenin geleceği olan akademisyenlerdi ve bu akademisyenlerle ilgili çok fazla sorunu dile getirdik. Nitekim sonuçta YÖK bir karar aldı ve bir yazı gönderdi üniversitelere. Bu rektörlere bıraktı. Nitekim rektörlerin insafı ve inisiyatifiyle 6000'e yakın ÖYP'li tekrar kadrolarına 1 Ocak 2018'den önce geçtiler. Ancak 8000'e yakın ÖYP'li haksızlığa uğradı. Hatta öyle şeyler oldu ki, örneğin Sinop Üniversitesi'nde bir kardeş ÖYP'li kadroya geçti, öbür kardeşi almadılar. Neden? Belli değil. Tamamen rektörlerin inisiyatifine bırakıldığı için. Bu yüzden devlette devamlılık ilkesi gereği ve bu insanları da yine sizin iktidarınız döneminde ÖYP programına siz aldığınız için bu insanların haklarının teslim edilmesi ve bir şekilde kurdukları hayatların dağılmaması için ve ülkenin akademik geleceğinin de kararmaması için biz ÖYP'nin haklarının bir şekilde iade edilmesini diliyoruz. Yarın YÖK'le ilgili önemli bir yasa gelecek Milli Eğitim Komisyonu'na. Haftaya da muhtemelen meclise gelecek. Bu son çıkıştır. Lütfen bütün parti grupları ÖYP konusunda infikir olduğunu, bu mağduriyeti gördüklerini söylemişlerdi. O zaman samimiyetlerini yarın komisyonda göstersinler. ÖYP'lerin mağduriyetlerini giderelim. Bir sözleşmeli öğretmen evli Ağrı'da, öbürü Hakkari'de. Biri Van'da, biri Kars'ta. Sadece istedikleri şu: çocuklarımız, ailemiz bir araya gelsinler. Arkadaşlar, anayasanın aile birliği kavramı var. Anayasaya da aykırı. 6 yıl boyunca insanları, birini Van'da, birini Kars'ta, birini Hakkari'de. Biz diyoruz ki biz ikisini alın İstanbul, Ankara'ya getirin demiyoruz. İkisini de Van'da, Hakkari'de bir yerde buluşturun ama yeter ki bu aileleri birbirine kavuşturun diyoruz. Sağlık alanında şu anda atamalar var. Biraz önce Sağlık Bakanımız da buradaydı. Bu yıl 27 bin atama olacağı söylendi. Geçen yıl yapılan atamaların büyük bir bölümü güvenlik soruşturma nedeniyle tamamlanmadı. Ve bu çocuklar bekliyorlar. 120 kadar doktor arkadaşa güvenlik soruşturmanız uygun değil diye yanıt geldi ve atamaları yapılmadı. Bunların mecbur hizmeti var. Peki bu çocuklar ne olacak? Nerede çalışacak? Biz bu çocukları niye okuttuk? Niye tıp fakültesini bitirttik? Niye doktor yaptık? En azından bir insana gözaltına aldığınızda, bir işten çıkardığınızda ya da bir yere atamadığınızda veya senin güvenlik sorunun var dediğinde insan doğal olarak bir soru sorar. Neden? Ya nedeni söylenmez mi? Bu insanlar hiç olmazsa bunun nedenini söyleyin ki bu insanlar bilsinler, ona göre yargıya başvursunlar. Ben bu nedenle sağlık atamalarında da bu yıl en geç Şubat ayının sonunda veya Mart'ın başında 27 bin atama sözünün tutulmasını ve bir elden yapılmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.